bir reform gündemiyle ilgisi yoktur. Elbette Avrupa Birliği'nden vazgeçecek değiliz. Yapmamız gereken yeni ilişkilerimizin hukukunu üretmektir diyor. Bu noktada hem Demirtaş kararı ile ilgili değerlendirmeleri ben Metehan gibi düşünüyorum aslında. Tabii Kavala kararı, Kavala ile ilgili de Anayasa Mahkemesi'nden bir karar bugün bekliyor musunuz veya nasıl bir karar bekliyorsunuz? Adil bir karar bekliyorum tabii ki. Bütün yargılanan Türk vatandaşları nasıl adil yargılama ve masumiyet karinesi hakkına sahipse bütün bu sembol isimlerin davalarında da aynı süreçleri bekliyorum. Bu bizi bu noktaya Sayın Arınç getirdi maalesef. Yani onun o söylemi tam hukuk reformunun arkasına Habertürk ekranlarında verdiği o demeç bizi bu iki ismin etrafındaki tartışmaya kilitledi. Oysaki hukuk reformu ve Türkiye'nin adalet ihtiyacı bu iki ismin evet sembol olabilir önemli davalar kritik kararlar kabul ediyorum. Bu iki ismin çok daha ötesinde bir ihtiyaç. Yani kamuoyunda hukuka adalete güven yerlerde sürünüyor. Bütün davaların siyasileştiğini düşünüyoruz. Başsavcı atamalarından tut da işte HSK'nın yapılanmasına kadar Türkiye'deki Anayasa Mahkemesi kararlarının yerel mahkemeler tarafından bozulmasına kabul edilmemesi süreçlerine kadar ciddi anlamda yara almış vaziyette Türk yargısı. Kimse Türk yargısının bağımsız olduğuna inanmıyor. O mahalle bu mahalle. Yani bugün gidelim soralım sokakta. Şimdi bir kere bunu değiştirmek hepimizin boynunun borcu. Öncelikli olarak da adaleti yöneten kamu organlarının ve iktidarın borcu tabii ki de. Onun için ben meseleyi sadece Demirtaş üzerinde ya da Kavala üzerinde ele almayı hem kötü niyetli hem de çok eksik buluyorum. Her bir Türk vatandaşının olduğu gibi Sayın Demirtaş'ın ve Sayın Kavala'nın da elbette ki adil yargılanmaya ve masumiyet karinesine saygı gösterilmeye hakkı vardır. Bu hukukun da bir gereğidir, vicdanın da bir gereğidir. O dosyalar neyi gerektiriyorsa onu yapmak zorundayız. Terörle bir iltisak olgusu bulgusu varsa ki iddianamede yok. O zaman bir terörist olarak kendisinin hükme bağlanması lazım. 4 yıl tutuklu hapiste tutamazsınız bir siyasetçi, bir vekili, bir parti genel başkanını. Aynı şey HDP kararıyla mesela ilgili Türkiye'nin geçerli. Türkiye'nin davalardaki tutumu da biraz artık açıklamalarla beraber netleşmiş gibi gözüküyor. Şimdi Türkiye'de öyle en büyük problem şu. O topyekün cümleyi söylediğin zaman çok özür dilerim. Bu kararları verecek olan hakimlere, savcılara da büyük bir yük yüklemiş tabii oluyoruz demin Metehan'ın söylediği gibi. Ya dosya neyse onu gereğini yapacaksın. Kapatacaksın kardeşim. O kişinin adı Selahattin Demirtaş değil artık. Osman Kavala değil. Özlem Gürses, Metehan Demir, Nevra Öner. O durumda o dosyaya, o iddianameye ne karar vermen gerekiyorsa hukuki açıdan o karar vereceksin. Ya bu kadar basit. Avrupa İnsan Hakları ne diyor, o ne diyor? Beni hiç ilgilendirmiyor. Ama burada gene çelişkili şöyle bir tutum var. Bu Sayın Cumhurbaşkanı tam 3 kez gitmişti Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kendi hukuki süreçlerinde. Bunu da unutmayalım yani. Hani bir taraftan tabii ki kendi hukukumuza, kendi hakkımıza bir sorumluluk borçluyuz. Orada gereğini yapmak durumundayız. Türk insanı için, bu ülke vatandaşı için. Ama öyle gemileri yaktık, ırgalamaz, Avrupa Birliği de neymiş falan öyle bir dünyada yok yani. İşte Metehan anlatacak şimdi. Yani altına imza attığımız anlaşmalar var. Ha sen diyorsun ki, diyorsan ki kardeşim ben NATO'dan çıkıyorum. Ben artık Avrupa Birliği yolunda değilim. Bu altına imza attığım sözleşmeler beni bağlamaz. Eyvallah amenna, o da başım üstüne, o da bir yoldur. O da bir siyasi seçenektir. Ama Sayın Cumhurbaşkanı daha bundan birkaç hafta önce ne dedi? Bizim yolumuz Avrupa Birliği yoldur dedi, demedi mi? Şimdi bunu aynı anda yönetmen lazım. Hem kendi vatandaşına hakkını, hukukunu sağlayacaksın. Hem de Avrupa Birliği ilişkilerinde gereğini yapacaksın. Ben bunu bekliyorum doğrusu. Sayın Bahçeli'nin HDP ile ilgili biliyorsun bir talebi olmuştu bu partinin kapatılması yönünde. Bugün yine yeni bir açılım yapmış bununla ilgili. Ya da dün mü acaba? Hazine yardımının kesilmesi. Şimdi bir siyasi partiler yasası tasarısı var biliyorsun mecliste gündemde olan ve yakın zamanda görüşmeye açılacak herhalde. Orada demiş ki terörle iltisaklı veya terörü destekleyen gözüken partilerin hazine yardımı almasına. STK kanyum düzenlemesini. Onun içinde mi emin değilim. Hayır, onun içinde değil. O onun içinde değil. Bu siyasi partiler çünkü. Siyasi partilerle ilgili bir yasa tasarısı var ya, seçim kanunu ve siyasi partiler. Onun içine bunun alınmasını ifade etmiş Sayın Bahçeli. Evet, ben bunu da mesela eksik bulurum. Yani madem öyle kapatılsın, gereği yapılsın yani. Ama bir siyasi manivela olarak kullanılmasın sürekli.
Yani eğer varsa böyle bir olgu bulgu, hukuk bence somut deliller ve olgular üzerinden gerçekleşmesi gerekir. Demirtaş olmuş, Kavala olmuş hiçbir önemi yok. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin söylediklerinin tabii ki bir değeri var. Ama biz bu işi yapacaksak eğer bir hukuk reformunu ve Türkiye'de bağımsız yargıyı yeniden inşa edeceksek, yıkılmış olan, ta Eylül referandumundan bu yana özellikle yıkılmış olan bağımsız yargısını Türkiye'nin yeniden inşa edeceksek, bunu her şeyden önce kendi insanımız için yapmamız lazım. Tabii şimdi bu reform konusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları.